Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Konu ne biliyor musunuz? Sırat abi. Sırat köprüsü var bir de. Ders var dediler, gelmek abi. Oysa Sırat köprüsü dünyada var mı, yok mu? He, var mı bakalım. Şimdi şöyle bir mukaddeme ile başlayayım. Dünya ahiretin fidanlığı. Değil mi? Evet. Dünya ahiretin çekirdeği. İnsan şeceri hilkatın hulasası. Dünya kainatın hulasası, şecer-i hilkatın değil. İnsan Allah'ın dışında her şeyin hulasası, şecer-i hilkat. Çekirdekte bil kuvve ne varsa ağacında bil fiil her daim yoktur. Çıkmayabilir mesela, diyelim ki nar, ben yaptım bunu. Kırıkhan'dan Rize'ye diktim, ağacı oldu ama meyveyi vermedi. Programında var. Bil kuvve var ama bil fiil çıkmayabiliyor. İnsan da kainatın şeyi. Şimdi dünya kainatın çekirdeği. Dünya kainatın çekirdeği. İnsan şeceri hilkatın. Şeceri hilkatın çekirdeği. Enaniyeti yani. Enesi değil. Yani şeceri hilkat daha mı geniş? Çok. Dünyadan daha geniş değil mi? Tabii canım. Yani şeceri hilkat ta kabu kavsenden başlıyor. Aşağı iniyoruz. Bak yapayım şeceri hilkati. Kabu kavsen, arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, cennet, cehennem, daire ilim, daire hayat. Ana kroki olarak söylüyorum. Daire hayat, kürstü değil mi? Kürs, lef-i mahfe ispat, yedi kat sema, alemi berza ve alemi şehadet ve dünya. Yani kainat arştan aşağıya, şeceri hilkat ise onun lef-i mahfuzu da katıyorsun, arş azamı da katıyorsun, kabu kavseni de katıyorsun yani çizgisini. Şimdi arz deyince dünya mı anlamak lazım abi? Hayır. Peki dünya nereden başlıyor? Dünya var, bir de küre-i arz var. Evet. Çünkü herhalde sırat dünyada geçilir mi öyle? Yani dünya üzerinde dönecek sanki işte. Evet. Dünyanın tam ne olduğu anlaşılırsa daha rahat. Bunları da bilmek lazım o zaman. Peki size söyleyeyim. Evet. Dünya ile küre-i arz arasında ne fark var? Şöyle bir fark var abi. Küre bizim içinde bulunduğumuz küre. Yuvarlak var ya. Dünya ise ben küllete bakmış mı? Ahiretten önceki alemin ismi. Hangi alem? Şu dünya. Ne farkı var? Ne farkı oldu şimdi diyor Osman? Ne fark var şimdi? Mesela bir adam şöyle düşün, küreden çıktı, kamera gitti. Bu adam dünyada mı, küre arzda mı? Gene dünyada, küre arzda değil. Değil. Nasıl bir daha devam? Küre. Bir adam, Ay'a gitti adam. Evet. Astronot gitti. Ha. Dünyadan çıktı mı? Küre arzda abi. Şey bir dakika, dünyadan çıktı mı? Dünyadan çıktı diye bir şey yok. Yok. Ha, küre arzdan çıktı. Ha. Dünya, alemdir. Onun vücud haricisi bir parçası küre-i arz. Küre. İçinde bulunduğumuz küre. Hani dünya alemlerin cemidir. Mesela insan desem semai dünyeviydi yani. Semai dünyada. Ha, hala evet. Dünyada sayılır o. Yedi kat semanın, şey dünyanın semaları var. Bizim uzay dediğimiz olay dünya mı oluyor abi? Hani yani hepsi dünya tabii. Ya uzay eşittir dünya oluyor. Küre-i arz ise bizim kütle. Ama sen ahiretten önceki yer deyince yok, genel manada yani baktığında berzaha kadar. Berzaha almıyor içine. Çünkü berzah içine alsa ona berzah denmez. Dünya o zaman senin de tarihine göre şey değil. Yani bizim bildiğimiz küre değil yani. Hayata, maddi tarafı değil yani. Hayata bakan tarafı gibi ifade etti. Evet, yani doğru. Yani bir öbürküsü madde. Evet, evet, küre yani. Yani toprak tabakasının öyle şey yaptığı. Şimdi çok önemli bir şey biliyor musunuz bu? Acayip bir şey ve garip bir şey bu sırat. Sırat köprüsüne girmeden çok keyifli ve lezzetli. Usta çaktırmadan çakmış. He vallahi. Sarih ve net. Sarih ve net.
Bak, çaktırmadan çakmış. Sırat Köprüsü, şöyle diyeyim daha, o kadimen bitmemişti. İnsan, şeceri hırkatı hulasası, dünya kainatı hulasası, dünya kainatı, zaten küre arzda bahsetmemiş. Şimdi, çekirdek, dünyada, dünya çekirdektir ya, şeceri kainatın. Kainatın içinde cennet cehennem var. Var ya, arştan aşağı cennet cehennem. Yani cennet cehennem açılım, ağaç. Kısaca Suzan. Cennet cehennem açılım. Tamam mı? Bu açılım ağacın kendisi. Bunun çekirdeği var. Mesela şöyle diyeyim. Bir cehennem var. Bir de cehennemin cehennemi var. Bir de imanın imanı var. Bir şuur var, bir de şuur iman var. Yani şuuru şuur var ya. Şimdi cehennem malum yerdedir. Allah'ın anlattığı Kur'an'da. Cehennemin cehennemi buradadır. Sırat köprüsünün hakikati oradadır, sureti buradadır. Münker Nekir'in hadisesi, kabir hesabı, kabir sorgulaması, hakikat oradadır, aynen öyle teslim edeceksin zahiri. Sureti buradadır. Her şeyin sureti hakikisi buradadır. Sureti zahirisi de değil. Her şeyin ama, şöyle düşün. Cennet bir şey değil, miraca göre. Miraç yapanlar var. Cenneti geçiyorlar. Sıratı da geçiyorlar. Öyle değil mi? Miraç yapanlar sıratı da geçiyorlar, cenneti de geçiyorlar. Ha, Sırat Köprüsü'nün yerini söylesem çok şey yani, daha bu tarafta yani. Mesela dünya, tamam mı? Kabir, berzah, kabir. Sonra git biraz da ileri, haşir meydanı. Karşıki duvar, cennet, dibi cehennem. Murat bir daha söylüyorum cehennem yerini, sen bak. Dünya, berza, alemi berza, haşir meydanı, ilerisi demeyeceğim. Haşir meydanı, karşısı cennet. O cennetinle haşir meydanının altı, Üstad Sarıaten söylüyor altı, cehennem. Sırat köprüsünden geçmek, cennete gitmek bir şey değil miraca göre. Miraç yapanlar bunları zaten geçmiştir. Sırattan geçemeyen miraçta ne işi var? Ha, her şeyin unutmayın hakikati oradadır. Vücud haricisini aynı kabul ediyorsun Murat. Evet abi. Burada hata yok. Esasatta yürüyeceğiz. Yolun şeyleri ne diyorlar ona? Demirleri var ya. Ha. Korkulukları mı? Korkulukları. Ha. Şimdi haram helal, sari ifadelere dokunmayacaksın sakın ha. Neyse o. Yani her şeyi mecaza hamletmek, ne kadar suçluysa mecazı da her şey sarahata, zahire hamletmek o kadar cinayettir. Her şeyin hakikati orada. Sureti değil, sureti hakikisi burada. Tamam mı? Suret hakikisinin dışında bir şey daha mı var? Sureti. Var, suret var. Sureti aldatır. Vesaire. Şimdi burayı söylüyorum. Ahiret denilen ne haber verilmişse hepsi vardır. Mesela örnek vereyim. Hepiniz daha önce çok kullandığımız için ondan sonra sorunu alacağım. Yalnız senin bir tavsiye edilecek bir şeyin vardı yemekte söylediğini. Ama şey yapmadım ki gündeme olsun diye. Ta ki diğerleri düşünenler de tavsiye etsin diye. Buna geleceğim. Mesela örnek vereyim. Münker Mekir. Oraya hamlediyor. Oysa hesap burada soruluyor, cevap burada veriliyor. Orada yüzüne okunuyor. Yazılı kağıdı gibi. Öğretmen yazılı yapar, bir hafta sonra sana okur. Münker Mekir şu. Senin önüne konulan haram helallar var ya. Soru bir. Geliyor açık saçık. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Soru bu. El cevap, kafa çevirdin. Cevap bakmadı. Tamam. Yani ha. İmtihan sorusu oluyor. İmtihan sorusu bu.
Ya kabirde bir Allah imtihan sorusu niye sorsun? Böyle imtihan sorusu olur mu? Nerede şey yapacak ki? Nerede şey yapacak? Açık saçık geliyor diyor kabirde, bakacak mı sana? Kabirde zaten mezardayım, kefendiyim. Nasıl bakacağım ben ona? Ayet var, bu dünya imtihan meydanı. Evet, evet. Meydan imtihan. Şimdi, öğretmen de bir hafta sonra yazılı kağıdını okumuyor mu? Orada yazılı kağıdın şu. Murat, diyor Münker Mekir. Sen diyor şu tarihte sana bir soru soruldu. Karşıdan gelen açık saçık. Veya memursun, sana bir fırsat tayin edildi. Fırsat. Yani tam bir fırsat. Devletin, mesela sen, hele sen, belediyenin. Soru bir, devletin bu imkanını sen bayağı bir şeysin. E şimdi alabilirsin. Soru bir, alıyor musun, almıyor musun? Soru bu. Almadın, cevap budur. Sana denilecek orada. Sana bu soruyu soruldu, almadı. Tamam bu. Şimdi bu Münker Mekir burada. Orada hakikati. Burada suret hakikisi. Suret diye geçeceğiz hep zamanlar. Hakikiyi uzatmayayım diye. Sırat Köprüsü'nün hakikati orada. Suret hakikisi burada. O sıratı burası oluşturuyor. Burada sırattan geçemeyenler veya sıratı olmayanlar, orada sırat köprüsü yoktur. Bebeğin yoktur. Hayvanın sırat köprüsü yoktur. Yani sorumlu olmayanların sırat köprüsü yoktur. Sorumlu olmayanların Münker Mekir'i de yoktur. Yoktur yani. Ha şimdi gelelim. Peki onlar köprüden geçmeyecek mi? Köprüden geçecekler ama sırat köprüsü değil. Köprüden geçecekler. Köprü var bir de. Çünkü köprünün iki sıfatı var. Ona gireceğiz. Ulema onu hadislerden ve ayetlerden çıkarıp şöyle hulasa ettiler. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Ne demektir diye. Tam iki vasıfla. Yani bir kılıç mı arayacağız orada? Bir kıl mı arayacağız kıldan ince? Hemen teşbih değil. Hakikatını oraya bırakıyoruz. Keyfiyetini bilmiyoruz. Ama kılıçtan keskin şeriattır. Sünnet-i seniyedir. Şeriat kılıncı. Kıldan incesi akaittir. Yani köprünün kendisi itikattır. Köprüde yürüyecek kişi İslamiyetindir. Senin hayatındır. Cehennem ise nerede demiştin sen? Sırat köprüsünün hesaplanılır. Orada bir hatam var diye şey yapacağım da. Hatam değil mi? Hani genelde olduğundan söyleyeceğim. Söyle o şeyi. Hani sen. Sırat köprüsü cehennemin üzerinde kuruluyor. Kurulduğuna göre cehennem, Sırat köprüsü uçuyor. Peki cehennem nerededir? Cehennem o küre arz onun etrafında bir daire çiziyor. Ha, şurası güneş. Evet. Şu çizdiği daire. Değil mi? Dairenin yarı çapı hesaplanabiliyor. Tamam, o zaman köprü de hesaplanabilir. Şöyle hesaplanabilir, evet. Yani suret olarak. Tamam, anladım. Şimdi haşir mi şey, cehennemden bahsediyoruz. Senin anlayış. Şu küre şey güneş küre arz dönüyor. Evet. Bu daire haşir meydanı. Evet. Bu dairenin altı cehennem, üstü cennet. Evet. Ha böyle değil o. Şöyle. Yani o çok önemli de bu kısadır. Şimdi kalemin içindeki yay var ya böyle içinde. Helezonik. Şimdi onun ortasında her daim güneş var. Dünyanın diyor bir hat-ı müstakim üzerine gitmiyor diyor usta. Böyle gidiyor. Yani böyle aynı yerde dönmüyor. Başladı, kainat kuruldu. Dünya dönüyor mu? Bak. Bu helezonik daire var ya senin o bir tane. O bir çemberdir. Bir parça. Bunun kalemin içindeki tümüdür. Evet. Tümüdür yani bir kesik değil bu. Orayı tahsis edeceğim diye söyledim. Gene bir daire oluyor abi ya. Tamam tabii ki daire ama bir kesit o. Yani bu C3 silahları var ya silahın içindeki o özenik şey gibi. Ha işte. Onun gibi. Yani. Ha yani şöyle. Yani o tahsis edilsin diye söylüyorum. Anladım. Yani şu güneş şu dönüyor mu? Burası saati. Şimdi o altı var ya bir altı var bir de üstü var yani. Ha, bu nedir? Bu hayatın tümüdür. Altı yok şu anda. Bu komple haşir meydan. Bu başlangıcı ve bittikten sonra üstü cennettir. Bu helezonun dibi cehennemdir. Bu komple haşirdir. Ondan sonra ucu belli değil cehennemin. Cennetin de ucu belli değil. İşte
Sırat Köprüsü'nde bir tanesi manası da bu yani bu. Helezonik bir dairevari bir yapı resmi. Helezon şey mi abi? Hani kalemin içindeki şeyde de hani Şems-i Şums'a doğru da gidiş var. Aha, gidiş. Bir yerde de durmuyor. Aynı yerde durmuyor çünkü diyor zaman diyor, hat-ı müstakim üzerine gitmiyor diyor. Yani şöyle zaman gitmiyor. Böyle bir zaman yok. Böyle bir zaman yok. Böyle de bir zaman yok. Aynı. Hat-ı müstakim döne döne gidiyor. Hani o şey olsun diye. Şimdi cehennemde ben buradan alayım. Ondan sonra sorularınızı alayım. Ben sonradan şey yapabilirim. Sorun var mıydı? Şimdi metin nereden girecek misin abi metin olarak? Metin olarak hep bir tane Mesnevi'de çok açık köprülerden bahsediyor. Bir de 23. sözde başlıyor. Çok sari ama o nazarla bakamazsan göremezsin. Mesela 225. Şey de diyor abi, o koyunlar da geçecek ki kurban bayramı ya zaten. İneklik yapacak. Sırattan geçecek. Diye. Evet, sırattan geçecek. Hayvan koyun da geçecek. Oradan da geçecek ya. O niye geçiyor ki ya? Hiçbir şey mi? Arkadan kovalıyorlar. Arka zamanın koyunları kesmeye diye neyliyormuş abi? Allah. Bak, hepten şeyden, isterseniz hepimizin bildiği yerden girelim ama ben bu metni okuyayım ister, ondan sonra orada onun üzerine çalışalım. 23. söz. Düz okuyorum. İle meyvel aziz. İnkılapların neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemler, münasebetler, köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Üstad Salahaten demiş ama kör olası ülfet belası bizi kör etmiş. Sırat Köprüsü'nü orada bekliyoruz. Oysa Sırat Köprüsü'ndeyiz bunu yaparken bu dersi. Şimdi bu dersi yaparken Sırat Köprüsü'ndeyiz. Bak ismi değiliz. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri, mütebayin isimleri mütenevi olur. Unutmayın bak bu cümleyi kaçırmayın. Birincisi inkılaptır. Köprü bir inkılaptır. Bir halden bir hale geçmenin adı inkılaptır. Bu bir. İnkılapların neticesinde baştan aldım. Her iki alem arasında geniş geniş dereler usule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle iki inkılap arasında münasebetler, köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri, mütebayin, isimleri mütenevi olur. Şimdi köprülerden çeşitlerine bahsedeceğim. Bir, uyku, alem-i yakaza ile alem-i nitsal arasında bir köprüdür. Nasıl köprüyse bak, köprü mü? Seni zannettiğin bir köprü mü? Uyku, alem-i şehadetle... Yani inkılap köklü bir değişiklik ya abi. Evet. Şimdi mesela sen uyanıksın, bir değişiklik oluyor, şeye bürünüyorsun. Hani alemi yakaladasın, alemi misale geçiyorsun ya. O inkılabın ortasında hemen direkt geçemiyorsun. Mesela ben şimdi geçmek istiyorum, geçemiyorum. Arada bir berza olması gerekiyor. Uyku o berza. Hı. Köprüye. Evet, köprü. İnkılap köklü değişiklik demek yani. İnkılap, mesela çekirdeğin ağaca inkılap etmesi. Gündüz gece inkılap etmesi. Ama aralarındaki köprü o kadar o kadar o kadar o kadar ince ki ok nispetle o kadar o kadar o kadar kalın. O kadar o kadar o kadar o kadar ince. O kadar o kadar o kadar o kadar kalın. Onu da az ileride söylüyor. Kalınlık, incelik. Onu bulalım, bir şey yapayım da buradan onu hemen hiç yapmadan. Koridor değil, ifade zor oldu mu abi ya? Koridor şeklinde mesela bir yere geçir. Hep köprü değil de. 208'di. Öyle hatırlıyorum. 208 değil. 208 değil arkadaşlar. 198.
O kadar, o kadar, o kadar ince, ince, ince. O kadar, o kadar, o kadar, o kadar kalın. Onu okuyorum. Mülk ile melekut arasında hicap ne kadar incedir? Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür? İki. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa? Yol ne kadar uzundur? İlim ile cehil arasında ne kadar ince var? Hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır? Neler diyor külliyatta da ülfet belası. Kahrolası bu ülfet belası. Kahrolası. Allah da kahrolası kullanıyor o şeyi. Kahrolası, elleri kırılsın diyor ya. Kahrolsun o. Var ya o ahir zamanda gelecek zaten Allah beddua ediyor. Kahrolası. Nasıl da öçtü de biçti. Hey kahrolası, nasıl da öçtü de biçti. İki defa diyor. Kahrolası bu ülfet belası. Cehalet demiyorum. Cehaletini bilmek ilimdir. Cahil, cahilliğine cahil olandır. İman ile küfür arasındaki berza ne kadar şeffaf, ne kadar kesiftir. İman küfür arasındaki köprüye bakın. İman ve küfür arasındaki köprüyü görüyor musunuz? Ne bir daha okuyayım. İman ile küfür arasında, değil mi Osman'ım? Bunları okuduk değil mi biz? Okumuşsun değil mi? Sen de okumuşsun, ben de okudum. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf, köprüye bak, ne kadar kesiftir. Bunlar da mı sırat köprüsü? Yani? Buna sırat köprüsü. İnkılap ya. Sırat müstakim, Fatiha'daki sırat müstakim ya. Orada yürüyen zat. Boşuna mı Risale-i Nur, iştirak amal uhreviyede ihlastan sonra sadakat geliyor? Sadakat istikamettir. Hayır. Mesela dedik ya, sırat köprüsü akaittir. Kıldan incedir. Sırat köprüsünde yürüyen o şeydir. İstikamet ehlindeki sünnet-i seniye. Yaşayan zattır. Yürüyen zat, yürüyen. Sen yürümüyorsun. Amelin yürüyor. Kestiğin koyun yürüyor yani. Amellerin yürüyor. İtikatların yürümüyor. İtikat köprünün kendisi. Köprüye iman küfür arasının ne kadar ince onu anlatıyorum. İhlas da kavi oluyor. Mesela bak köprünün adını söylüyorum. İlim ile cehalet arasındaki ne kadar ince ise o köprü işte. Dünya ve ahiret. Nerede ahiret? O köprü işte. Başka? İlim ile cehil, iman ile küfür dedik. Başkasını söylüyorum. İbadetle masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır? Halbuki aralarında araları cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet, mazi ve istikbal. Ne demek İsmail? Ne kadar uzak, ne kadar yakın. Yaşadığına gidiyorsun. Öyle değil mi? Yaptıkların haşire gidiyor. Mazin istikbal olmuş. Tuhaf. İnkılaplara bak. Görüyor musun? Bunlar inkılap. İnkılabın her birisi dedi. Burada. İnkılabın her birisi köprüdür diyor. Bak. Hayat ne kadar kısa, amel ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde var ki. Bir daha söylüyorum. Hal ile mazi arasında. Anlıyor musun İrfan? Anlamaya çalışıyorum. Bak şimdi canım kardeşim bak. Hal ile şimdiki zaman mazi arasında mazi arasında öyle bir ince bir perde var ki neyle çözersin? Ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir, köprüdür. Geçer de cesetle. Yani mesela dün akşamki Kadir gecesine yetişmek için bir sene lazım diyor. Köprüye bak. Ama hissiyat insaniye, kalp ve ruhun seviyesine çıkınca artık mazi ve müstakbel hal gibi görüyor. Kadir, kudrete mazhar değil mi? Çok azami. O zaman artık her günü, her gecesi Kadir gecesi oluyor. Alt geçitten geçiyoruz. Kezalik, mülk ile melekut, dünya ile ahiret arasında ehli kalp için şeffaf, ehli heva için kesip ince bir perde vardır, köprü. Kezalik gece ile gündüz arasında latif bir perde var ki gözün kapanmasıyla kapattığım
gece olup açılmasıyla gündüz olduğu gibi. Köprü. Köprü. Nefsin alemi maneviyata gözü kapanırsa ebedi bir gece içinde kalır. Gözü maneviyata açılırsa nehari inkişaf eder. Kezalik Allah'ın hesabına Allah'ın hesabına kainata bakan adam köprüde geçen adamdır. Her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa ilim zannettiği şey de cehil olur. Düşecek aşağıya. Kezalik iman ve tevhid ile bakan alemi nurlu görür. İlla alemi zulümat içisinde görecektir. Aynı yere bakıyoruz. Köprüye bak. Allah Allah gülüyor. Mevcudat gülüyor. Çocuğunu kaybeden mi kadın? Mevcudat ağlar görür. Veya biz namazsız niyazsız mevcudatı namazsız görür. İbadetsiz görür. Bak, bakış, köprü. Köprü, bakış. Ruhumla mevcudat arasında bir köprü, bakış. İnkılap. Başka? Efali beşer için iki cihet vardır. Eğer niyet ile, niyet var ya, niyet ile Allah'ın hesabına olursa tecelliyata makes, şeffaf, parlak olur. Eğer Allah hesabına olmazsa zulmetli bir manzarayı göstermiş olur. Kezalik son para şeyim. Hayatın da iki veci vardır. Buradakileri açtı. Açılı mı yani? Biri siyah dünyaya bakar. Diğeri şeffaf ahirete nazırdır. Nefis siyah vecin altına girer. Şeffaf veche tereddüt eden saadet ebedi ister. Mesela ayna. Siyası nefse emaredir. Değil mi? Siyası nefse emaredir. Ayna hayattır. Yani nefse emaredir. Ötekisi de hissiyat-ı süfliyedir o ince bir şey gösteren. Orada gösteriyor yani nefs. Şimdi köprüden bahsedeyim de ondan sonra 23. sözde yürüyeceğiz. O tamamen köprü diyor Sırat Kutusu. Burada da böyle bir zaman. Bak diyor ki mesela uyku ortaya koy. Alemi yakaza ile alemi sal arasında bir köprüdür. Köprü görüyor musun? Normalde bizde bu alemden o aleme geçen misal alemde uyku köprüsü ya. Ama bazı zatlar var ki o köprüyü kullanmıyor. Demin de hani söylemiş olduğunuz gibi. Ama ilk önce kullanıyordu. Kullanıyordu ya. Sonra ustalaşınca artık köprüsü kanat getirmiş var ya. Habibi Acem ile Hasan-ı Basri Hazretleri. Nehirden geçecekler de fırtına olmuş. Kayıkçı gelmiyor karşıdan. Demiş ki kimse yok efendim demiş. Derse de gireceğiz yani. Sen de ben de biliyoruz yani. Yürüyelim geçelim yani suda. Demiş ki İmam-ı Rabbani Hazretleri zikrediyor bunu. Hangisi üstündür diye. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki Allah'ın adetullah'a riayet etmek Allah'ın meşiyetine itaat etmektir. Bu yüksektir. Yoksa Allah'ın sana özel kıldığı imtiyazları kullanmak doğru değildir diyor. Al besmele de iki çekip geçti. Ötekisi sandalı bekledi. Hasan-ı Basri üstündür diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ne dedi biliyor musun bak? Ne dedim anladınız mı? Men yaşa Allah istediğine hidayeti veriyor. Bunu çok soruyorlar ya Kur'an'da geçiyor. Ben hidayet istediğime veriyorum. Benim ne suçum var diyor adam. Hidayet ne demektir? Allah'ın meşiyetine tabi olan Allah'ın isteğini almış olur. Allah'ın yani şükrevi fıtratını yaşayan, Allah'ın meşiyetini, Allah'ın adetini yaşayan Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası söylemindedir, emirlerindedir. Odur rıza. Yoksa ben kafama esti vermiyorum. Veriyorum lan sana, veriyorum. Vermiyorum, veriyorum. Öyle bir şey yok. Berzah, kabir var ya kabir. Berzah, dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Varmış değil mi Osman açık ifade köprüler? Bunların hepsi ama sırat değil. Köprü ayrı, sırat ayrı mı? Evet tabii. Köprü bu. Ya, sırat köprüsü özel bir... Evet, özellik. Ama değilse bu saydıklarınız köprü olarak düşünüyor. Burada suret hakikisi bu. Orada sırat köprüsünün kendisi. Hakikati suret hakikisi. Ha, yani hakikati sırat köprüsü. Evet. Şu saydıklarınızın hepsi... Küpre, şey, köprü. Köprü. Evet, köprü. Köprü yani. Sırat da orada olan yani kişi. İstikamette olan yani.
ve misal alemi cismani ile alemin ruhani arasında bir köprüdür. Köprü, sırat köprüsü ya. Buradaki köprü. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir köprüdür. Şu anda sırat köprüsünden bahsedecek. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından inkılabın kendisi, köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. Köprüsü de. Çok acayip değil mi? Evet, sırat anlatıyor. Sırat anlatıyor, bak diyor, bunları kullanarak diyor. Diyor ki, ey bu köprüleri dinleyen, anladın mı diyor sırat köprüsündeki buradaki sureti. Kıyamette ise inkılap bir değildir. İnkılap olacak. Çekirdek ağaç, tavuk yumurta, yumurta tavuk. Tamam, inkılap bu. Bu inkılaplara hazırlanmak için berzahta 59 gün mü geçiyor? Hani orada 59 gün. Anladım ama şaşırttın sorunla beni. Vay be. Bu dördüncü sözde geçen değil mi? Evet, acayip bir şey sarstı beni. Yavaş sor. Ne dedi biliyor musunuz? Niye 59'un cevabını verdi? Evet, 59'un cevabını verdi biraz. Yani dördüncü sözünü okumuş bitirmiştik ya Resul. Bitirdik de koyduk kenara anlamıştık yani. İki aylık mesafede has çiftlik yok mu orada? Yeni gelen birisini okuyoruz yani. Ha, yenileri okuyoruz, eskileri okumuyoruz. He. İki aylık mesafede ya. Bir günlük mesafede istasyon yok mu? Kabir değil mi? 60 sene, kaç sene yaşarsan yaşa senin için bir gündür. 59 gün nerede? 2 aylık mesela. 59 gün de bunu dedik. Kabirden sonra başlayan süreçte inkılaplar işte. 59 gün inkılaplar. Kimisi şimşek gibi inkılaba uğrayacak, kimisi tavuğun. Tavuğun 20 bak şimdi 21 günde yumurtayı çıkartıyor. İnkılaba bak. Kadın ise, insan ise 9 ay. Mesela çıkanlara söylüyorum, 2 sene insan zor ayağa kalkıyor, ördek yavrusu yumurtadan çıkanı ben gördüm, civcivime pat diye girdi. Kuş, 2 saatte uçan var, 20 günde uçan da var. Mesela ben o dev şeyleri gördüm, o öküz, Afrika'daki belgeselde gördüm. Doğum yaptı, yavruya vuruyor kalk diye. Doğum anında kalktı, o sürüye katıldı. Doğumda oldu. Bak, yani acayip. Diyor ki, kıyamette ise, kıyamette ha bu şey değil, kıyamet koptu, haşir meydanı değil daha, kıyamette ise, bizde olacak daha. Kabirde olanlar ve biz dünyada yaşayanlarda inkılap olacak. Kıyamette ise ne olur, kaçırmayın bunu. Yani haşir meydanı bitti, haşir meydanı demiyor, kıyamet. Kıyametten sonra haşir meydanı kuruluyor. Şu anda haşir meydanı yok. Cennet, cehennem var. Haşir meydanı yoksa köprü daha öteki ayağı yok burada. Haşir meydanı ile cennet arasındadır bu. Osmanlı köprüsü. Böyle. Tamam mı? Kıyamette köprüler kuruluyor. Diyor ki, kıyamette ise inkılap bir değildir. Bu inkılaptan bahsettiği köprüler inkılaptır diyor. Pek çok ve büyük inkılaplar olduğundan köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. Köprüsü de. Buranın yıkılan malzemelerle mi yapıyor yani acaba? Garip, acip demesi yani kişiye göre değişecek köprü. Köprü herkese göre değişecek. Şimdi bir de bu demek ki söylemiş olduğu hani dünyada öyle alem yakası ile alem misal arasında uyku köprü, berzah köprü işte. Yani misal köprü ya abi. Yani o sıra o şeylerden o köprüyle geçiyorsun sen. Evet. Yani sırattan da geçilecek bir şey olması gerekiyor yani. Şimdi esas hep beraber yüceğimiz yerden açıyorum. 313 muydu? 313. Doğru mu söyledim? Şimdi ustad kendisi söylüyor. Sırat köprüsü. Nasıl bir kitapsa ben de anlamış değilim buna. 300 kaç? 13. Ben 18'e niye bakıyorum? Hem ağzım 18 diyor. Ha? Bak şimdi doğru söylüyorsun. Allah razı olsun. Bak şimdi okuyayım. İman nasıl ki bir nurdur. Bir başkası ne dedi biliyor musun? Kulağıma. Gerçi pek inanamadım ona. Dedi ki bak.
İnanamadım ha. Dedi ki, bu dedi iman eden ruhlar, iman etmeyen ruhlar, ruhlar aleminde oldu mu? Sen keyfiyetini bilmezsin dedi. Var da kitapta. O var dedim. Bir tanesi diyor. Dedi ki iman eden oldu, iman etmeyen oldu. Köprüden geçen oldu, geçemeyen oldu. Köprü dedi, ta oradan başlıyor dedi. Sen ne diyorsun dedim. Yani bazı ruhlar secde etti, bazı etme dedi ya. Köprü oradan başlıyor dedi. Dedim bir dakika. Peki bazıları dedi kabı kavşene gitti, bazısı gidemedi. Köprüsü oraya kadar gidemedi dedi. Bunun köprüsü oraya kadar gitti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O zaman köprü dedi, şeci, Nur-u Muhammed'i var ya mecul. Nur-u Muhammed'deki nur şeydir. Dur. Mana köprünün kendisidir. Nur-u Muhammed'de iki şey yok muydu? Ne vardı? Nur ve mana. Nur vücud haricidir. Nur eylemdir. Eylemlerimizin bütünüdür. Zikirler, yaşantılarımız. Nur, vücud harici. Allah nuru semat verer. Mana ise, hani Nur Muhammed'i şöyle diyeyim daha iyi anlaşılır. Çünkü biraz kendim şey yapayım yavaş yavaş. Nur Muhammed'in Allah tarafına bakan yönüne mana. Nur Muhammed'i bir berzah. Burada vücud hariciye çıkma yönüne nur. Bir daha. Nur Muhammed'i mecul denilen varlığa kaç? 258. Şu Nur-u Muhammed'i denilen mecul, Allah'a bakan yönüne, ki onu şifrelemiş, yönünü şifrelemiş, mana. Buradan vücud harici çıkacak miktarlar, hepsi çıkmamış. Nur, dedi ki bana, tamam bunu anladın mı? Anladım dedim. Sen dedi, sen burada köprüler arıyorsun. Senin çoktan köprün kuruldu. Dedi ki imtihan ne diyor diyor. Ruhlar aleminden, sabavetten, gençlikten, kabirden uzun bir seyri sefer yolculuk değil midir diyor. Ruhlar aleminden başladı, köprü oradan kurulmuş dedi ya. Burada da mebde-i hayat diyor ya. Çok güzel ha. Acayip bir şey ya. Sen nereden kuruyorsun bu köprüyü dedi ya. Niye buraya kuruyorsun? Köprü zaten kurulmuş. Sen ruhlar aleminden, rahm-ı madere, sabavetten, gençlikten, ihtiyarlığa, kabre, haşre, ebede kadar giden bir uzun seyri seferdir diyor. Köprü bütündür. Daha arkaya götüreyim dedi. Biraz daha latifleştirelim. Hep umumi caddeden gitmeyelim. Götür dedim. Dedi ki peygamberler belirli yere kadar gitti. Nur Muhammed Aleyhisselatü, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam köprüsü ta imkan ve vücub ortasında ölüm ve helaket var ya. Oraya dayadı köprüsünü. Cebrail de arkada kalmadı mı? Ben yanarım. Köprü olmasa nasıl geçecek? Kardeşim dedi o zaman köprü ikiz diyor ikiz. Köprünün kendi şeyi köprünün kendisi mana orada yürüyecek nur. Yani Nur-u Muhammed'in inkılabının şeceri hilkatın tümü köprü. Dedi ya şeyde köprülerde değişiyor. Nereye dayanıyor dedim? Allah ile insan arasındaki sistemin adı köprü. O zaman sen kimsin dedi? Heyecanlandım abi ya. Aynen öyle ha. Çok tuhaf değil mi? Hidayet köprü oluyor abi. İman da yürüyen. Aferin. Hidayet Allah canibindeki güne haşa misal için. Güneş şems ezeli Allah. Gelen fotonlar hidayet. Panjuru açtın, güneş girdi. Çiçek oldu, armut oldu. Isındın, şey yaptın. Yani gelen hidayeti onaylarsan onun adı iman. Panjuru kaldırmadın girmedi. Hidayet geldi çekip gitti. İstediğine verir bu oluyor. Evet. Men yaşa bu. İstediğime veririm. Yani panjurunu kaldırına ben güneşimi sokar, ısımı koyarım. Şimdi ne diyeceğim? Sen ne dedin dur ona çabacaktım. Hidayet köprü. Hidayet köprü. Onu onaylayan iman ise yürüyen kişi. Allah razı olsun. Zaten iman için kuvvet diyor, nur diyor. Şimdi ülfetimiz kalktıkça bu müzakere ilmiyle atölye çalışıyor. Nasıl tak tak risaleler oturuyor ve bize şef veriyor, okumaya gayret oluyor. Öyle değil mi? Bir daha okumayacak mısın o şimdi 198'i, Mesnevi Nuri'yi? Görünce başka bakacağız abi. Tabii. He?
Çok acayip değil mi? Bak şimdi 23'ün sözü bir daha şimdi okuyacağız bak. Beraber okuyacağız. Köprü kurulmuş zaten. Bak köprüye bak. Nerede kurulmuş? Bu adamın köprünün hakikati var, mahiyeti var, sureti var. Ayırmazsan karıştırırsın. Karıştırırız. Şahsi hukuk, umum hukuk. Mana harfi, mana ismi. Emri tibari, emri nisbi. İrade, cüz-i ihtiyar. Cüz-i ihtiyar da karıştırılıyor arkadaşlar ya. Allah'ı gördü, görmedi. Ulema karıştırdı bunu. Ustad diyor ki, vahidiyeti ile hayır, iradiyeti ile doğru. Demin anlattığınız mahiyeti miydi o zaman? Allah'ın insanı. Evet, o mahiyeti. Mahiyeti, bizim yaşantımız şey, hakikati. Hakikati. Sureti ise kurulacak. Evet. Burada, burada. Sureti burada. Sureti hakikisi burada. Hakikati ama. Ama şey ise, sureti burada. Hakikati orada kurulacak haşirde ama mahiyeti şeceri hilka. Bana dedi ki bak bunu ayır. Kaç tane şey var. Mesela o insanın hayatın mahiyeti yok mu? Hayatın mahiyeti var. Hayatın hakikati var. Hayatın sureti var. Hayatın bir de sürü hukuku var. O zaman köprü bunlar diyor zaten hayat. O zaman beni götürdü dedi ki seninle Allah arasında peygamber arasında sen koymadın mı? Sen de o Miraç'ta yok muydun dedi. Peygamber giderken. Ne vardı yanında? Üç tane şey vardı Miraç'a giderken. Nur, emanet, anahtar. Peki sen o senin enen yok muydu onun içinde? Ümmeti yok muydu? İman edenlerin, secde edenlerin hepsi vardı. Peki sen zaten o köprüye alıştın dedi. Miraç da köprü o zaman. Miraç da kendisi köprü. Zaten hayt-i ihtisaldır diyor. Köprü dayanmış oraya. Beni en çok etkileyen şu oldu. İnerken işte sabah dedi. Dedi ki ben işte inkılap, ilim ile cehalet, dünya ile ahiret. Dur dedi. Daha 23'ün sözde ne anlatıyor? Diyor ki senin köprün daha önce kurulmuş. İlim ile cehalet. Gazali diyor ki ilim, hani ilim cahilliğini bilmekten başlar ya. İlim odur yani. Oradan başlıyor. Sen dedi ruhlar aleminde secde edip etmeyenler ayrılmadın. Secdeler bazıları ruhlar etmedi. Neyle etmedi biliyor musun? Cebir yok orada. İrade var. Dünyada ihtiyar var. Orada kullanılan sistem vicdandaki irade. Vicdanda dört unsur yok mu? İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Sistem orada da çalışıyor. Ama abi benim aklım, akıl ne ki? Vicdanın ta aşağısı dibinde. Orada ne işi var o bu aklı melekeler? Orada senin vicdaniyatın çalışıyor. En kutsi şeylerin çalışıyor. Akıl aldanabilir de orada. Neyse. Şimdi ruhlar aleminde secde edip etmeyenler yok mu? Başladık çünkü ruhlar aleminden Ram-ı Mader'e, Sebabet'ten gençliğe, kabir, ihtiyarları kabire, haşire, ondan sonra sırattan ebede. Köprü. Yani dolayısıyla inkılap. Şimdi buradan okuyorum bak ne diyor. Bak ne diyor köprünün kendisi. Bir vakayı hayal edip gördüm ki, hayal değil ha bizim bildiğimiz hayal değil. Zaten hayali Harun yapmıştı. Harun Türk geldi değil mi? Hayal ile alem-i misal arasında. Tahayyül. Hayal hayal değil. Hayal hakikati görmek için muhakematta geçiyor. Yani. Evet. İki, bak bir hakikati, bir vakayı hayal edip gördüm ki, iki yüksek dağ var. Birbirine mukabil. Abi bu alem misalde bu hakikaten var. Bunu görüyor değil mi? Bu görüyor. Gelmiş gelmemiş. Belki bunun bizzat bir... Yok görmüş. Aynı görmüş. Yani imkan vücutlar var. Yani oradaki mi görüyor acaba hayal? Bütün alemler burada dedi ya 409 metubatta. 409 ve gül goncası gibi diyor. Bütün alemleri bu alem içinde gördüm diyor. Yani ne diyorsun diye bir sordu. Sorduğumuz zaman tepe insan ateş atıyor. Ya ne diyorsun sen ya? Bütün 18 bin alemi bu alem içinde gördüm diyor. Onlar da ben şey misali veriyorum. Buzdur ama sudur, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebeli, ruh cebeli, nur, Muhammed, esma. Veya odundur ama dumandır, nurdur, ultraviyole ışınları, dalga boylarıdır, latifeliktir değil mi? Bir sürü şeyler var, külü var vesairesi var. Sonra iniyorsun, enerjisi var orada. Biraz da iniyorsun, aynı odundayız ha. Esiri var, git aşağı doğru değil mi? Ama gözüken gözüktüğü gibi değil. Bak şimdi. Ustad hangi mertebede görmüş burada onu? Bak diyor bir gül goncası, bu alemi diyor bir gül goncası gibi bir 18 bin bütün alemler bu alem üzerine giydirilmiş. Bir de size göstereceğim acayip bir 469 kalı mesnevide
bir köprüden bahsediyor, aklın durur. Giydirilen elbiseler köprüymüş. Mesela Nur-u Muhammed'e bir köprü atılmış. Efendim ruh. Ruh mahluk. Ana kroklerini söylüyorum, ana taşlarını söylüyorum. Nur-u Muhammed'e bir köprü atılmış, ruh. Biraz da dışarıya çıkılmış, akıl. Biraz da dışarıya his, şuur. Biraz da dışarıya beşeriyet, hayat. Bunlar tek tek diyor köprülerden, bu köprülerden çıkman lazım diyor. Köprüsüz köprüye. Köprüsüz köprü. Yani Risale-i Nur tuhaf değil mi ya? He Mehmet? Bak şimdi, acayip burada diyecek bak. Köprün nereden kurulmuş senin? Normalde köprüden geçişte ücretli abi ya. Çok güzel. Kaliteli köprülerden ücretli. Yani bu köprüde köprüleri geçebilir miyim? Bir bedel ödemen gerekiyor. İlk açılan her köprü neredeyse ücretlidir. İki yüksek dağ var birbirine mukabil. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Böyle iki dağ tepe var. Fekkurakabe. Ayette dağdan bahseder. Her peygamberin, her büyük zatın dağı ve mağarası var. Tamam mı? Her bir insan imtihan dağına tutuldu. Fekkur akabe. O akabeyi bilir misin nedir? Çok çetindir diyor. Meal ya. İki dağ. Kur'an'daki ayetleri söylüyor ha. Dağ diyor ayette de. Dağ. Tamam mı? İki dağ kurulmuş. Arasında bir tane köprü, viyadük var aşağıda. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Ya bizimle ne alakası var bakalım, var mı? Köprünün altında pek derin bir dere. Dere. Dere de başka bir şey. Dereye de girmeyeceğiz ha şimdi. Kerese hep altı solacağız. Dere nedir biliyor musun? Çok acayip. Dör bakalım. Dur hoppala acele et. Dör. Adem mi? Dör. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Köprüdeyiz şu anda. Dünyayı da her tarafı da karanlıktı. Ya yani köprüdeyim, dünyayı görüyormuş. Neredeyse. Köprüdeymiş, köprüden dünyayı görüyor. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif bir zulümat istila etmişti. O zaman dünya olmuş. Akıl oyun oynuyor. Ben sağ tarafıma baktım, nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı ekber gördüm. Yani tahayyül ettim. Sağ taraf mezar-ı ekber. Köprüyü, ne hangi köprü, nerede? Dünyada mı değil mi? Bak bakalım. Mazin nereden arkadaşlar? Mazin nerede ki ya? Bu bizim mahallede mi? Mazin neredeyse köprünün orada bak. Bak mazim, geçmiş zaman. Geçmiş zaman nerede? Geçmiş zaman neredeyse, gelecek zaman da oradadır. Köprü de ikisinin inkılabıdır işte, oradasın. Bak şimdi devam edelim. Nokta-i istinad, nokta-i istinad gibi oldu abi. Bak, hepten acayip canlandı değil mi her şey o yani? Bak, bir daha. İnsana keyif veriyor. Müsaade edin de keyfimizi de yaşayalım. Buna ünsiyet-i hak deniliyor. Ünsiyet-i hak, hakikat sarhoşluğu benim ifadeyle. Yani hakikati görünce üstümüzdeki battaniye kalkıyor. Köprüler kalkıyor şu anda. Ve köprüdeyiz, köprü kalkıyor. Ondan keyif veriyor. Ondan yerinizde duramıyoruz. Hepiniz canlı bak. Dünyayı da eğer canlılık yoksa gidin bir soğuk duş alın. Sizi ki bu canlandırmıyorsa mezar-ı mutarikiz. Bu ders üzerimizdeki battaniye kaldıran bir şeydir. Ezber bozan derstir bu. Normal bir ders değil bu. Aşağıda cumartesi olmaz bu. Bak. Dünyayı da her tarafı da karanlık. Karanlık neredeydi? Zulmet. Kullansanıza yani bu kadar. O eski dersleri niye yaptık ya veya okuduk beraber? Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. Her tarafı, dünyanın da her tarafı karanlık. Yani aklı ve kalbi ikisi de kapanmış şeyler. Dur bakayım. Kesip bir zulümat istila etmişti. Bak dünyanın her tarafını karanlık. Karanlık dediğin yetmedi mi? Virgül. Kesip bir zulümat istila etmişti. Karanlığı zulümat istila etmiş. Karanlık değil arkadaşlar. Karanlığı karanlık yapan içine zulümatın girmesidir. Gece karanlık değil ki, kim demiş ya, gece alemdir. Karanlık onun içine girmişti, onun için siyah gözüküyor. 28. Selema'da
Gece aleminde diyor, ben o alemi. Gece diyor karanlıklıydı. Gece ne olacaktı ki karanlıkta ekliyorsun? Gece alemi karanlıklıydı diyor. Ya Allah Allah, gece alemi herhalde. Benim bir arkadaşım var Murat. İki gözü var, iki ayağı var. Denilir mi? Arkadaşım varsa otomatik onlar da var. Gece ise karanlıktır. Demene gerek yok. Deniliyorsa değilmiş. Edebi güzellik olması için şey yapmış abi. Ha, tabii tabii. Profesör öyle demişti de. Ne demişti? Dedi, ben öyle izah edince böyle bir meseleyi. He. Dedi ki orada dedi, kafiye var, redif var, bir edebi bir güzellik var dedi. Oysa ne demedin mi lematın sonunda? Bu burada kafiye şeyleri kullanılmıyor. Kafiye şeyleri kullanılmıyor diyor. Vardı, hatırladınız mı? Niye kafiye şeyleri var? Onu kullanılmıyor etay şeyinde. Hakikat çekirdeklerinde. Kullanılmıyor. Yani yazı diyor kafiyesiz olur diyor. Takke diyor püsküsüz olur. Yazı da kafiyesiz olur. Ya Allah Allah, yeni mi okuyun? Hatırladım abi. Allah Allah, şapka demiyor da takke püsküsüz olur. Yazı da kafiyesiz olur ya. Kafiye ne yesinler? Yani kafiyeyi getireceğim diye o adam şey manayı bozuyor yani. Tabii. Acayip bir manayı kırpıyor ya. Adama elbiseyi giydirelim diye vücudunu kesiyor adamın. Olmadı omuzu. Biraz şey geldi. Lan getir kasap bıçağını kes. Niye çeket uymadı? Lan bunu keseceğine çeketi kes ya. Şey ya, kafiyede tevakkuf edilmesin. Külah püsküsüz olur. Ha külah. Vezin de kafiyesiz olur. Heh. Çok keyif ya. Ya Risale'm bambaşka bir şey ya. O itikadımız yeniden format atıyor ha. Anne babadan kalan. Bugün çok neşelisiniz abi ya. Ne yapayım ya? Adam bir şey deyince ben iniyordum, öyle bir şey yoktu kafamda. Bugün dedi ya. Köprüyü sen nerede kuruyorsun dedi ya. Nasıl neşeli olmayayım ya? Birisi yardım etti bana. Nasıl insan bu bundan yani onaylanmak ne demek bu bir, ne demek ya? Allah da bize doğru sana. Ha? Aralık. Bu ne demek Murat ya? Yani bunu gidiyorsun, iniyorsun ama bu duruyor. Sakın köprüyü oralardan kurma dedi. Ben yalan mı söylüyorum? Dur aşkı az kalsın, yatsı namazında sünneti bozuyordum. Ne dedi biliyor musun? Hatırlarsınız ben. Çıldıracak gibi mi oldum? Hiç alakası yoktu. Değil mi? Bir yerden geldik. Şimdi. Ondan sonra yatsı namazının sünnetinde dedi ki, Sırat köprüsü nedir biliyor musun? Aynı böyle yalan mı ya namazda? Ben de bakıyorum. Üç kişiyiz ya burada. Bir nefis, bir ruh, bir de ben. Ondan sonra Sırat köprüsü bak, köprü ayrı, yürüyen ayrı. Köprü itikattır, yürüyen ameldir. Lan nasıl çıldırmasın ya? Adam da şimdi diyor ki bizim kardeş, ikiz. Ya köprü buralarda falan kurmayasın. Tamam. Ben sağ tarafıma baktım, nihayetsiz bir zulümat içinde. Ha yok, oraya atlamayın. Dünyayı da her tarafı karanlık, virgül, kesif bir zulümat istila etmişti. Karanlığın içine zulümat istila etmişti. Zulümat kalbidir, karanlık aklidir. Ben sağ tarafıma baktım, nihayetsiz bir zulümat içinde. Karanlık demiyor. Sağ tarafıma baktım, nihayetsiz zulümat içinde bir mezar ekber gördüm. Yani tahayyül ettim. Sağ taraf zulümat kullanıyor. Sol tarafıma baktım, müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, dağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Yani hazırlanmış var ya. Sol taraf ne dedi? Bir de okuyayım. Sol tarafıma baktım, müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, dağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Çünkü zanlar için Allah söylüyor değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ahirete öyle iman etti ki diyor. Miraç'ta giderken Miraç'ta gördü her şeyi. Fe subhanallah ya. Allahu ekber, subhanallah diye şaşırmadı diyor. Öyle dünyada iman etmişti ki diyor. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Tabii canım böyle olacak. Bu da böyle olacak. O da öyle olacak. Bu da böyle olacak.
Hiç. Nasıl bir iman? Ha, dünyadaki imanı zanlıydı. Yani iman etti de iman gayba değil midir? E gayba olunca otomatik olarak içinde de şey vardır. Varlık deyince içinde adem yok mudur? Her anlayışın içinde zan vardır. Zanı kaldırırsan anlayış yoktur. O zaman vacibin ilmi olur. Dünyadaki... Zanı kaldırdığın anca, kaldırdığın anda vacibül vücudun ilmi olur. İçinde zanlar, öyle ilim ki zanlar var beşeriyet oluyor. Yani zansız ilim yoktur insanda. Böyle bir şey olamaz. E tabi Adem'i yani. Mertebelendiriyor gibi. E tabi mertebelendiriyor Adem'i işte. Zan ilmin Adem'idir. Ondan sonra zan. Zan dersi lazım aslında. Dünyadaki imanı zanlıydı dediniz abi. He? Dünyadaki imanı zanlıydı dediniz. Tabi canım. Ama dünyada gittim miraca'da. E tabi dünyadayken ondan sonra miraca gidince. Ama diyor ki orada. Öyle bir zan ki vesvesesiz mertebesi. Gördüğün zaman. O zan eğer zan hakiki olsaydı, zan var içinde ama öyle kuvvetli bir iman ki tabii bu böyle olacaktı. Sağına bakıyor, böyle olacaktı. Sonra tabii ya Miraç'ta giderken, hı-hı, tabii. Ama bizimkisi ise zan hakiki, hay, fesubhanallah, Allahu Ekber, oraları görsek adımız gider ya. Ha? Böyle bir iman. İmanın diyor vesvesesiz mertebesi demiyor mu? Şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi. Peki İbrahim Aleyhisselam demedi mi? Ya Rabbi haşir. Şüphe mi ediyorsun ya İbrahim? Yok ya Rabbi. Kanat-ı kalbiyem olsun diyor. Dört tane kuş al diyor. Parçala diyor. Şu dallara koy diyor. Peygamberlerde yani zan olduğunu göstermek istiyorum. Yani zansız bir iman olmuyor. Zansız iman ne demek biliyor musunuz? E aradaki şeytanın kalkıp vücud harici esmana yapışması demektir. Çıkart kendini aradan zahir olsun yani. İman da olmaz o zaman. Olmaz ki iman. Bak bir daha söylüyorum. Şeytan ne işe yarıyor? Esmanın inkılapları değil miyiz? Buraya kadar geldik. Bu inkılapları kaldırırsanız, buz su olsa, su H2 olsa, H2O enerji, esir maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, esma. Ne yaptı? Eğer arada onları mertebe olarak tutacak bir güç yoksa bu yapışır. İşte bizim ilmimizi vacibül vücuttan yapışmaması, alim ismine yapışmaması oradan geliyor. İlim sıfatına yapışmaması için bu ilimleri mertebelendirip durduran zanlardır. Bizim itikadımız onlara. İtikad evet. Bizim yüklediğimiz şeyler. Zanımız oluyor. Zanımız. Anlıyor musunuz? Yani mesela şöyle. Şeytanı aradan çıkarın. İman ne olur? İman olmaz. Yapışır. Yapışır, yapışır. Esma'ya yapışırsın. Onun için şeytan lazım. Seni burada tutuyor. Sistemin adı, seni burada tutanın adıdır. Rahmet okutmayın da ama lazım değil. Değil mi lazım? Bazen diyorum ki lanet olasın sana ama lazımsın. Mesela Allah da kullanıyor bunu. İmam Gazali kullanıyor. Diyor ki Allah diyor günahları irade etti ama ihtiyar etmedi, istemedi. Ya ihtiyar etti, irade etmedi. Şu, tövbe, irade etti, yarattı sıfatıyla ihtiyar esmadır ama istemedi. Esma ile istemedi, sıfatla yarattı. Sıfatlar. Tabi sıfatı sor. Allah günahları iradesiyle yarattı ama ihtiyarıyla istemedi. Yani ilmi vücudu var, harici vücudu. Evet. Yani günah nedir? Aslında hakikatte günah yoktur. Allah nehyeder, günah olur, emreder, hasen olur. Kabi olur diyor ya. Günahlar kev. İnsan tabaka denince vücut olur. Ha işte o kadar. Kevin işte. Kev. Kev. Ondan sonra şey işte bu zatı sıfata nasıl kondu diye var ya o. Kev. Acayip bir şey. Devam edelim. Harika. Fırtınalar esiyor. Bak. Zaten burada öyle. Dereye bir şey demediniz ama. Ha? Bir şey dereye gelmedi. Dereye gelme. Dereye giremem şimdi. Ya şeye çalışmadık. Cehennemine çalışmış galiba. Buna çalışmış mıydın? Yok siz şey yapın da. Çalıştım tabii. Onlar madde madde sıralayacağım bak önümde. Ya, tamam. Cehennemin cehennemi burada. Cehennem orada. Cehennem orada. İmanın imanı burada. İman orada. İmanın imanı burada. Derede ucundan söyleyeyim de merakınız arsın.
Dört. Bizim Rize'de çok var ya. Boşuna demedi. Kuru bir çay diyebilirdi. Taşlık derdi de viyadüklerin hepsi su değil ki. Boşuna dere demiyor yani. Derenin simgeselliği ne demektir? Derenin simgeselliği ne demektir? Neyse. Sol tarafıma baktım. Müthiş zulümat zaten şikayet ediyorlar. Dersi dağıtıyorsun. Yani bir hedefe gidemiyorsun. Oraya giriyorsun oraya. Doğru söylüyorlar. Bizden de kaynaklanıyor abi. Beni de evet. O kolun dışında sormak lazım. Ama haklılar tabii. O kardeşlerim çok haklı. Sol tarafıma baktım. Müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, dağdağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Zan. Köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum. Zan ettim. Bel ki bir şeye muhtaç değil. Aynı kanı burada. Bel evet demek. Bu müthiş zulümata karşı, karanlığa karşı değil. Karanlığın içine de karanlık yapan zulümattır. Bak, bu müthiş zulümata karşı sönük bir cep fenerim vardı. Ne varmış Resul? He? Sönük bir cep fenerim. Cep feneri varmış. Ne feneri? El feneri değil, omuz feneri değil, kafa feneri değil, cep feneri varmış. Tamam. Cep feneri vardı. Elimdeki fener demiyor, cep fenerim vardı diyor. Bir daha okuyayım. Bu müthiş zulümata karşı sönük bir cep fenerim vardı. Onu istimal ettim, yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü, yarım yamalak olduğu için. Hani biraz bulanık ya ışık. Eşeği göstermeyince dalgasını da, gölgesini de gösterdi. Aslıyla gölgesi bir araya gelince acayip mahlukat gözüktü. Hani gece gölgesi de düşerse ay şeyinde var ya, adam orada bir şey düşmü, tamam mı? Orada bir evin çatısında bir şey var. Bak şimdi oldu da benim başıma. Çatıda bir şey var. Çatıyı görmüyorum ki ben. İrfan düşüyor musun bak kardeş? Çatıda bina. Köyde oldu. Çatıda bir şey var. Ondan sonra meğer kargalar gelmesin diye maydanoz ekmişler, tamam mı? Bir şey çatıda kadın ekmiş. Kargalar, kuşlar gelmesin diye bir tane ağaç çıkmışlar, haç gibi. Bizim memlekette yaparlar, bir elbise giydirmiş. Korkuluk, tamam mı? Kuşlar gelmesin diye. O da ay vurunca o şeye toprağa vurdu mu adamı? Adam aşağıda. Tamam mı? Ben de dağdan şey ezber yaptık. Kurulu tepeye yatmaya geliyorum. Tamam, orada bir baktım ki birisi karşımda, gece onu kaç işte, gece yarısı. Ne yapardın sen? Ezbesine çeki çeki abi. Ondan sonra durdum. Dedi ki bütün manaları, feyizleri ver bakalım. Ya? Cepleri boş yap. İşte cep feneri böyle yapar. Ay gibidir güneş olmadığı yerde. Cep feneri bu. Bazen bir hakikati olumsuz olarak sizi bir yere taşıyandır. Cep feneri hakikatını hakikat suret olarak göstermez. Bazen gösterir. Çoğunlukla korkunç şeye dönüştürür. Yarım yamalak doktor, yarım yamalak koca, yarım yamalak fener faydasından ziyade zararı fazla oluyor diyor. Ya da dimağın cebine koymuş diyor ya. Dimağın cebine koymuş. Güzel. Böyle yapmayacağım. Böyle yapacağım artık. Cep. Cep. Dima cebine. Cüzdan diyor. Enaneti insaniye diyor. Evet. Bu müthiş zulüm... Nerede? Cep fenerim vardı. Onu istimal ettim. Yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, bak ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki, keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim dedim. Başa bela. Çünkü orada duruyor, karanlık, zulümat değil mi? Fener de yok, haberi yok, tak tak gidecekti. Haberi yok, yanında geçiyorsun. Zulümat, o da zulümat. Ama yarım yarmanlık fener, o uyuyor, fener de bir şey yansıttı. O feneri hangi tarafa çevirdim ise öyle dehşetler aldım.
Fener'i görüyor musunuz? Fener. Resul, sana zahmet. Şu odamda şurada bir dolap var. 11. çekmecesinde tepe göz var bende. Gece talebeler arası... Ha? Traktörü bilmiyorum nerede kullanıyorsa. Biz talebeler içinde gece tek başına kitap okumak. Kitap okumak için. Getir onu. Var görürsen inşallah. Pili yok ama olsun. Şimdi şeylerde kullanıyoruz onu. Havalimanlarda vesairede, gittiğimiz yerlerde falan. Hasan abi, bir de Erzak zulmatında kalp feneri var bir de. O nasıl bir şey? Onun metnini görmem lazım. Evet. Yani sen ezberinde belki cümle şeyi var. Yok. Bir şey yapacağız. Aklıma şu takıldı abi ya. Dur dur dur. Hani karanlık, akıl dediğini zulmete kalp ya. Tadil buradaki bu muvazeneti bu. Akıl ve kalp içinde dolaşmak değil mi abi aslında? Dur bakalım. Hacı. Hacı bak antika değil mi şimdi? Tuhaf oldum ben biraz. Evet. Nece şey açıldı. Evet. Arşiyat 187. 22. lema 3. işaretti abi. Ne diyor? O vazifelerin en mühimi ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri. Evet, kalbin cep feneri bak. Bak kalbin cep feneri. Kalbin dört yapısı yok muydu? Kalbin içinde ne var say bana? Bir ayak. Dima. Vicdan. Latife insaniye. He. Lümey şeytan. Evet, tamam. Kalbin cep feneri. Dima yani. Dima aklın bir işi. Dima aklın kalbin bir şubesi değil mi? Onu kullanıyor da. Ben mesela bir şey almak için bunu kullanıyorum. Görmek için bunu kullanıyorum. Duymak için bunu ama hepsini ben kullanıyorum. Hasan duydu. Hasan hani tuttu. Yani şu anda kalp ve zulmet içinde dolaşmak gibi oluyor yani. İşte, yani kalbin o... Gideceğiz. Ha, zulmet kalbi içinde ve karanlık da akıl. Yani işte şu anda akıl ve kalbi içinde dolaşıyor abi. Dolaşıyor. Gibi. Kesinlikle gibi değil. Yani gibi de haşa. Kesin dolaşıyor. Evet. Yani kesin orada dolaşıyor. Yani bizim de bu noktada kendi akıl ve kalbimize bir aynadarlık yapıyor. Evet. Orada. Yol gösteriyor da orada yürüyecek bir yer. Bak hayvanların simgesi vardı. Mesela tilki ne demektir? Seni yılan suretinde gördüm diyor. Mesela insanın bozulmasını dört hayvan mertebesini kullanarak kullanıyor biliyor musunuz? Evet. Bir, ilk kullandığı... Yılan diyor abi ya. Maymun, sonra? Tilki. Kurnazlık yapıyor tilki. Sonra? Ayı mı? Ayı. Ayı sonra domuz. Yılan mı abi? Ne oldu? Olmadı. Peki bulun. O ezberlersiniz bak. İlk önce bir daha. Bayağı. En son neydi? En son ayı. En son domuz. Domuz en son. Ayı değil. Yılan. Peki domuz mu ayı? Bulun onu. Hemen aç onu. Ben bakıyorum abi. Postan hadi bak bakalım ezber olmaz. Hemen lematta sağ tarafta postları gelir hayaline diyor. Allah'ım. İnsanın bozulma süreci var. İşte maymun. Maymun. Tilki. Tilki. Yılan. Yılan. Ayı. Ayı. Hınzır. Hınzır. Beş tane. Hızır neyin simgesiydi? Deyus. Deyus. La yedhulü cennete deyus. İlla deyus. Kurnaz olan kimse kurnazlıkla bozulmaya başlıyor yani. Namusunu, karısını, kızını kıskanmayan beşini. Bir insan bir anda domuz olamaz. Ondan önce ne var? Önce tilki var. Bak arkadan. Tersten. Ayı var. En son. Bak, hınzır, ayı, yılan, tilki, maymun. Kardeşim, ilk önce insan nasıl bozulur? Bulamadın değil mi? Yok, neyse. Şam, orada hemen nalin içinde, tamam bir şey var, lastiği vardı. Tamam, gerek yok. Önce maymun oluyor yani. Tamam. Lastik vardı, böyle geçiriyorsun lastik. Tamam. İlk önce bak, maymun olur. Maymun olmadan bir insan tilki olmuyor. Maymunun özelliği de taklit yapmak yani. Yani Avrupa peristeri var ya mukalitleri. Televizyonla göre göre çocuk maymunlaşıyor. Maymunlaşan çocuk maymunculu onları yapmak için tilkiye bürünüyor. Onu yapması için çok değerleri kaybedip yılanlaşıyor. Sonra da
bunu elde geçirmek için aylaşıyor. Ondan sonra hiçbir değerleri kalmıyor. Artık namusun bile satıyor. Domuzlaşıyor. İnsanın bozulma sürecini anlatıyor orada. Akrep de var, sokuyor. Evet. Akrep şeyin yanına koymuş usta. Yılanın yanına koymuş. Buldun mu abi? Niye bulamadın bak? Şimdi ama fıtırın içindeymiş. Bak. Avrupalıları iyi anladım abi şimdi Almanları ya. Neden? Domuz suretini aldıkları anladın. Abi şimdi çok iyi anladım. Allah'a ekle. Çok interesant oldu ya. Allah Allah. O ne abi? Lambam olsa, yani şey kafa bitmiş. Kafa feneri. Ters yaptım. Ters mi yaptım? Nerede lan? Aa, özür dilerim. Kafa feneri diye aynısı. Bir takalım abi ya. Bak. Zaten güneşte biraz ışıtmaz zaten. Şey. Tamam. Yani bu işte kafa feneri. Bitti, bitirdim de şey. Havalimanında şurada burada okurken. Şu buraya vurur. Burayı hiç görmem. Kafa feneri bu. Yani kafam. Gösterdiği kadar görmeye mahkumum. Yıldız böceği şimdi kullanıyor ya abi. Anladın mı? Yıldız böceği ha. Yıldız. Gece karanlığına ama şunu kaçırmayacaksın. Gösterdiğini görmeye mahkumum. Yönüne mahkumum. Miktarına mahkumum. Sonra Kur'an geldi bana bir dürbün verdi. Allah Allah. Resul bu. Ben öyle gördüm. Vahiyye bağlandım abi. Demek onun mesafesi ve ışığına mahkum olmak ya, enteresan bir şey abi. Evet. Ya ışığı da nereye kadar gidiyorsa... O kadar. Oysa gözün nuru oraya kapak, Topkapı'yı görüyor. Ya tam oraya değil. Ama bunun nuru orayı gece göstermez. Ha burayı gör, bu duvarı burayı gösterir, bu çerçeveyi gösterir. Bunun nuru Topkapı'yı gösterir mi? Uzağa gözü, çapı bile kapalı bak. Tak tak. Neredeyse 90 120 çap derecede görüyorum şu an. Allah'ın verdiği gözü öyle bakışası o kadar kısıtlayıp evet. Ya kendi enerjisi. Gördüğünü görmeye mahkum etmiş beni. Bunun gördüğünü görmeye mahkumum. Allah Allah. Başka yerde de kafa feneri de diyor abi. Evet. Başka yerler. Başka evet. Çok acayip değil mi ya? Kafa feneri diyorsun ya. Kafa feneri bu aşığı bu akılla anlamaya çalışma. Senin evet. Fikir. Bak. Bir de şuradan takayım bak. Bu aklı, bu aklıyı da tanımak. Üstüne ayıstanlar bir tarafı, yan tarafta var ya, sağda, orada bir falan ayıstanlar. Tamam yani, şurada tamam. Gevşetme şey. Nereye kadar gidiyorsa oraya göreceğim, oraya mahkumum. Ya daha fazla, daha bu diyor, kusura bakma, bana tabis. Allah Allah. Kendi kafana göre takılma. O kadar. Gördüğüme göreceksin, daha ilerisini görme şansın yok senin. Sonra geliyor bir müceddit, Risale-i Nur, çıkar onu diyor. Hasan çıkar. Buyur ustadım, insan tamircisi, usta. Usta olduğu için ustad olmuş. Tak bunu. Oho, Topkapı binaları gibi, vay be. Sultanahmet bile gözüküyor. Allah'ım istersen, ha buna ampul taksam Sultanahmet gözükür mü? Lan nihayetsiz değil mi abi? Ruh nihayetsiz olduğu için göz nihayetsiz görüyor. Evet, evet. Hatta pencere kim? Kalp. Bakan. Vicdan. Nereyi görüyor? Ona kalp pencere olursa vicdan nereyi görmez? Vicdan mezardır. Evet, vicdan mezardır. Peki, köprü okuyayım. Onu istimal ettim, yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Keşke olmasaydı. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu cep fenerim olmasaydı. Bu dehşetleri görmeseydim dedi. Yani 3 kişinin, 4 kişinin psikolojik hastalığı olmaz ya. Sığırın psikoloji sorunu olmaz. Keşke cep feneri yok. 2. Delinin cep feneri yok. 3. Çocuğun yok. Bir de şeyin. Ne dedik? Hayvan, çocuk, deli, o kadar evet. Bunların şeyi yok. Kafa feneri olmadığı için psikoloji sorunları yoktur. Mesela hiç gördünüz mü? Ahlan ah, batsın bu dünya diyen sığır var mı? Psikolojim bozuk diyen var mı? Bebek için. Bebek evde isterse kıyamet kopsun, işte fakirlik de çek, çocuk gülecektir.
Anlamaz laftan, istiyorum. Anlamaz o psikoloji sorunu. Ya oğlum, kızım, psikolojin bozuk, ben yapma. Anlamam. Çünkü onun psikolojisi bozuk değil, olmaz. O feneri hangi tarafa çevirdim ise, öyle dehşetler aldım. Eyvah! Şu fener başıma beladır dedim. Ejderha nedir abi? Aslında üç tane şey var. Ejderha, aslan, canavar. Evet. Kesin vardır. Boşuna üç tane dememiştir. Evet. Ama aslan da insan imansız olduğunu da aslan bir her tarafı parçalar var. Yani başlıyor. Peki, sekizinci sözde hangisini kullanıyor? Aslanı kullanıyor. Burada başka da kullanıyor. Ejderha, aslan. Ejderha da kullanıyor burada. Ejderhalar mı aslan? Başım alttaki ejderha değil mi? Ağaçtaki ejderha. Niye kullanmıyoruz bu bilgiyi? Ben ejderhaya bakmıştım abi de. Evet. Hava ve şey, ateş yaptığı için biri demir, biri şey. Havayı kullanıyor, onu da deccal kullanıyor. Yani. Hava ile demiri değil mi? Yani etrafı şeyi bozuyor. Sekizinci sözde kuyunun başında aslan yok mu? Aşağıda kim var? Ejderha var. Evet, ondan sonra şey ne diyor 17. sözde, ben diyor dikenli yoldan tayaran ederim, sen gibi korkmam, basarım ama basmam, var ya, Allah Allah. Neyse, dağıttı diyeceksiniz ama onun içinde olduğu için bak, garip garip bakıyorsunuz ya. Hangisine bakıyorsun? Dur, o şey, ben göstereyim sana, dur. Levhalarda bekliyorum. Levhalarda bak, ha şurada. Birincisinde miydi ya? Heh. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten aşağı şükran ederim, sen gibi asmam. Mefte ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderha ağzı vahşet yatağı, hiçlik boğazı sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Kabir için diyor ki, rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama da bakmam, dehşet de almam. Allah Allah. Eyvah diyerek kaçmıyorum. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Ezan ne demektir? Mahşer Ekber'den çekilmem hesaptan. Mescid-i Azam'dan çekilmem. Çünkü haşir de burada vermiş zaten hesabını. Hesabını veren neyin hesabını verecek? Gidiyorsun hesap vermeye, beyefendi diyor, yediğiniz yemeği sizden önce çıkan adam verdi diyor. Daha nereye? Nerede? Yok adam. Verdi adam. Lütfu yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, aşı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi aşmam inşallah. Canavar da abi 8. sözde geçiyor. Şeyde, bahçede ahbaplarını canavar suretinde görüyor. Evet. Aslında onlar orada, yani kuyuda değil bu sefer, bahçede canavar görüyor. Evet, bahçede. Yani ikisi kuyuda. Bir kuyuda, bir de bahçede var. Bahçedeki canavar diye görüyor ahbaplarını. Bahçedeki canavar şey mi diyor? Ejderha değil, canavar. Canavar diyor. Canavar diyor. Yani üçü tamam oldu yani. Üç tamam oldu. Üç, 8'in sözde üçünü de kullanıyor. Aslan kuyunun üzerinde, ejderha aşağıda, güzel bahçedeki de akbaplı canavar. Miraç'ta kimsenin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamayacak abi. Zaten kalbi yalanlamış olsa Miraç'a çıkamayacak. Evet, çıkıyorsa demek ki... Kalbinde musallık vardır. Evet. Yalanlamış, doğrudur. Bitireyim. Eyvah, şu fener başıma beladır dedim, ondan kızdım, o cep fenerini yere çarptım, kırdım. Cüz ihtiyarımdan vazgeçtim dedi 17. sözde. Güya onun kırılmasıyla dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunduğum gibi birden o zulümat boşandı. Var ya şunu. Vurunca mer düğmeye çarpmış. Cüz ihtiyardan vazgeçmek ne demek? Cüz-i ihtiyarını vazgeçmek demek, cüz-i ihtiyarını vazgeçmek.
Student seviyenin dışında ilişki yaşantısı olmuyor. Yani aklı kullanmıyor. Haritaya göre hareket ediyor. Harita. Karşısına harita var. Allah Resulü diyor ki hadiste, aklınızla kalbiniz çatıştığı zaman bir şeye karar verme, kalbinizi ölçü al. Çünkü kalp neydi? Ruzname, harita, değil mi? Çekirdek, hulasa. Yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması, dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesi buradaymış. Büyük elektrik lambası neresi biliyor musun? Bu komple dağ, Sırat Köprüsü'nün hepsini gösteren elektrik lambası. E Sırat Köprüsü aşırdaydı. Ne oldu şimdi? Kur'an oldu abi, şecere-i hilkat. Şecere-i hilkat oldu. Kur'an nurundan diyor. Ama o da yakınında olması lazım abi. Düğme bak şimdi. Düğme de kendisine yakın olması lazım. Evet. Bak, güya onun kırılması... Risale-i Nur'da elektrik lambalar abi buradaki. Evet. Ve onun tereşuatları. Işıklandıran... Nasıl oturuyor şimdi? Hani böyle hikayeydi bu Osman? Öyle okuyordun değil mi? Ben de öyle okuyordum da. Hani üç tane şey vardı ya, canavar, aslan, ejderha. Öyle de kullandı da. Edebiyat, edebiyat Murat. O zat işte şöyle demiş. Bir kişiden bir kişiye özel duygularını paylaştığı şeylerdir diyor, layıkalar diyor. Gerek yok ki bir defa oku yeter diyor. Bir başkası şöyle yapıyor. Oradan bir şey oku gidelim. Kısa olsun, like alabilirim. Ama ne yapıyor ha elini? Orada bir şey yok. Beni çok bozuluyorlar ya. Çör. Güya onun kırılması, dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi birden. Demek ki düğme burada. Yanımda o zulümat boşandı. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Nurla doldu. Akıl da kalp değil mi? Köprü aydınlattı, dağ aydınlattı, canavar aydınlattı, aşağıdaki viyadükteki dereyi aydınlattı. Peki nereye aydınlattı lambayı ondan göre çözersiniz. Dereyi aydınlattı, dağ aydınlattı mı? Aydınlattı dağları. Köprü aydınlattı mı? Dağ için ne diyor birincisi? Mebdi hayattır. Ötekisi? Ahir hayattır. Onu aydınlattığına göre lamba bunun dışındadır. O zulümat boşandı. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Her şeyin hakikatini gösterdi. Kim gösteriyorsa. Baktım ki gördüğüm köprü gayet muntazam yerde ova içinde bir caddedir. Meğer Fener köprü deşetli yapmıştı. Meğer ova içinde bir caddeymiş. Sonra ve sağ tarafımda gördüğüm mezar ekber baştan başa güzel yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark etti. Dört tane meşrep. İlmi kelam, tasavvuf, vahdet-i vücut ve cadde-i kübra. Berzahta ne yapacağımızı anlatıyor. Evet. Berzahta, berzahın işte. Köprünün üzerindeki şey durum. Yani. İbadet ediyor, hizmet ediyor, sohbet, zikir meclisleri. Evet, aferin. Yaptıklarımızı anlatıyor. Şimdi köprüdeki yürüme şekli. Bir daha, ibadet, taht-ı riyazete, ibadet, hizmet ve sohbet ve zikir meclislerinin olduğunu fark ettim. İhlas, sadakat, hizmet, takva. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağdağlı zannettiğim uçurumlar, şaikalar ise süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah, güzel bir seyrangah, yüksek bir nüzhetgah bulunduğunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim mahluklar ise münis, deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat ehli olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nurul iman diyerek Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minel zulümati ila nur ayeti kerimesini okudum.
o vakayı, o vakadan ayrıldım. Ayıldım. İşte o iki da mebdi hayat, ahiri hayattır. Yani alemi arz ve alemi berzahtır. Da. Alemi berzah. Ötekisi alemi arz. Arz alemi. Arz değil daha. Küre arz değil. Sonra o köprü ise hayat yoludur. O sağ taraf ise geçmiş zamandır. Sol taraf ise istikbaldır. O cep feneri ise hotbin ve bildiğine itimat eden ve vahiy semaviyi dinlemeyen enaniyet insaniyedir. O canavar zan olunan şeyler ise alemin hadisatı ve acip mahlukatıdır. İşte enaniyetine itimat eden, zulümat-ı gaflete düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam, o vakada evvelki halime benzer ki, o cep feneri hükmünde nakıs ve dalalet alut malumat ile zaman-ı maziyi bir mezar-ı ekber suretinde ve Adem alut bir zulümat içinde görüyor. İstikbali gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir. Hem her birisi bir hakim-i rahimin birer memur musahharı olan hadisat ve mevcudatı müsir birer canavar hükmünde bildirir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُنَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Hükmüne mazar eder. Allah. Eğer hidayet ilahiyet ise, iman kalbe girse, nefsin firavuniyeti kırılsa, Kitabullah'ı dinlese, o vakada ikinci halime benzeyecek. Lambayı vurdu kıçığa, oldu ya. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır, nuru ilahiyle dolar. Alem, Allah'ın nuru semavati vel arz ayetini okur. Kim okur? Alem. O vakit zaman-ı mazi bir mezar ekber değil, belki her bir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife-i ubudiyeti ifa eden erva-ı safiye cemaatlarının vazife hayatlarını bitirmekle Allahu Ekber diyerek makamat-ı aliyeye uçmalarını ve istikbal tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Sol tarafına bakar ki kalp gözüyle görür. Sol tarafına bakar ki dağlar misal bazı inkılabat-ı berzahiye o köprü. Bak bir daha. Sol tarafına bakar ama köprü var. Sol tarafına bakar ki dağlar misal bazı inkılabat-ı berzahiye ve uhreviye arkalarında cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i rahmaniye o nuru iman ile uzaktan uzağa fark eder. Ve fırtına ve zelzele şeyde geçmişteki mezar-ı ekberle müstakbel tarafına geçmelerini gördü diyor. Geçişi bahsetti. Evet. Yani mazinin istikbal olduğunu. Sol tarafına bakar ki değil mi? Hı. Sol tarafına bakınca geleceğe bir baktı. Dağlar misal bazı inkılabat-ı berzahiye ve uhreviye arkalarında cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i rahmaniyeyi onurun iman ile uzaktan uzağa fark eder. Ve fırtına ve zelzele ve taun gibi hadiseleri birer musakhal memur bilir. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı sureten haşin manen çok latif hikmetlere medar görüyor. Hatta mefti, hayat ebediyenin mukaddemesi ve kabri, saadet ebediyenin kapısı. Meftle kabire bak. Hatta mefti, hayat ebediyenin mukaddemesi, kabri, saadet ebediyenin kapısı görüyor. Daha sair cihetlere sen kıyas eyle, hakikati temsile tatbik et. Hakikati temsile tatbik edilebiliyorsa, temsil kendisi hakikattır. Hayale hakikat tatbik edilemez.
burada kesiyorum. Daha bitmedi. Yarın cehennemin cehennemini yapacağız. Eğer yaşarsak. Yarın seyahat var. Yarın olmaz geldiğimiz zaman. Yok yarın da değil çünkü biz artık Karadeniz şeyi başlıyor. Tamam yani şey yaparız o zaman. Tamam. Evet zaman. Cehennemini yalnız size sayayım. Cehennemini sayayım. Onu uğraştım. Yani böyle defterle çıkar lan kardeşim. Allah'tan kork işte. Sen cehennemin başka nasıl kaydedeceğim ya onları? Nasıl şey yapacağım? Bak cehennemini okuyayım. Bir. Nerede geçiyor? Onu da okuyayım. He? Sözler 741, Kastamonu 166, Muhakkemat 120'de geçiyor. Cehennemi. Ama okuyorum maddeyi. 1. Havf. 2. Dehşet. 3. Ads. 4. Raşet. 5. Kalak. Bunların tek tek izahı var. Var. Gördün mü? Kalak. Ama benim için şifreler de onu ders yap. Raşet de kalak değil. 4. Lugatla gitme. Mesela Raşet. 5. Kalak. Kalak. A çekiyor. Kalak. 6. Vahşet. Önceki 2. Dehşetti. 7. Yütm. 8. Yeis. Cehennemin tabakaları. 1. tabaka. Muhammed ümmetinin günahkarları girecek. Yani oraya kafir girmeyecek. Müslümanların günahkarların gideceği yer cehennemi 1. tabakasıdır. Onun adı cehennem. Rahmeten komplesinin adına denmiş. Oraya kafir münafık giremeyecek cehenneme. Başka 1. tabaka. Bir yerde dediği yer. Evet. 2. Leza. İsa Aleyhisselam'ı yalanlayan Hristiyanların gireceği yerdir. Leza. 3. Sair. Yahudilerin, Musa'yı yalanlayan Yahudilerin gireceği yer. 4. Sakar, Havaiye. Haviye. Ne diyor burada? Sabiler, yani her dinden bir şey karıştırıp meleklere tapanlar. Tamam. Dişilik isnat edilmemiz. Evet, yani bu dişilikle isnat etmek ama bir din yapmışlar. Sakar ve Haviye, Sabiler. Yani her dinden bir şey karıştırıp meleklere tapanlar. Kariye suresinde geçiyor Harun Haviye. Evet. 5. Hutame, Mecusiler girecek. 6 oldu abi. Yani Sakar ve Haviye. Beraber mi ikisi? İkisi beraber. Bir dakika. Çok özür dilerim. 4. Sakar. Sakar. Haviye yok. 4 sakar, bir de okuyayım. 1 cennet, cehennem. 2 leza. 3 sair. 4 sakar. 5 haviye, mecusiler girecek. 6 hutame, Arap müşrikleri. 7 cahim, münafıklar girecek. Demek ki münafıklar 1. tabakada işi yok. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ya Rabbi cehennemde o kadar vücudumu büt ki, ama cahil adam cehennemi komple münafıkların da girdiği yer zannediyor. Sakar zannediyor. Haviye zannediyor. La kardeşim biraz kitap okusan da Şii olmasaydın da Ebu Bekir'e güya itiraz ediyor. Ondan cevap olsun. Ya Rabbi cehennemde o kadar vücudumu büyük yap ki Müslümanlar yer kalmasın. Ya bu laf olur mu diyor. Münafık da var diyor. Müslüman yok ki. La kardeşim cehennemin 1. tabakasında kafir yok. Mümin diyor. Tabii. Müminlere yer kalmasın. Müminlere yer kalmasın. Dolayısıyla 1. tabakadır. 1. tabaka cehennem. 2. tabaka leza. Birinin başka ismi var mı abi geçen? 1. tabaka farklı isim verilmiş mi? Diğerleri. Yok cehennem demiş. Leza İsa Aleyhisselam'ı yalanlayanlar. 3. Sair Yahudileri. Yahudiler. Musa Aleyhisselam'ı o kavmini yani. Yahudiler girecek. Hristiyanlar 2. tabakaya girecek. 3. Yahudiler girecek. Sakar'da dişilik isnat edip her dinden bir şey toplayıp din yapanlar. 5 dedik değil mi? Haviye, Mecusiler girecek. Mecusiler kim? İşte ateş
güneşin tabiatı ateşe. Hutame ise Arap müşrikleri girecek. Cahim münafıklar girecek. Bir de Cahim'in içinde Veil kuyusu var. O münafığın münafığı girecek. Bizimkisi orada. Şimdi şeyi de okuduk. Cehennem 8 tane. Cehennemi burada. Şöyle ondan sonra kapatıyorum. Burası insan çekirdek değil mi kainatın? Öyle değil mi? Cehennemin de çekirdeği, cennetin de çekirdeği. Cennetin tabakaları burada olduğu gibi. Şecere-i Hilkent tabakası insandır. Cehennemin şurada bir alem düşün, burada alttan bir hortum var. Delikli hortum. İnsana dayanıyor. İnsan cehennemin çekirdeğidir. Cehennem ağaçtır. Cehennem bunlardır. Lezzadır, sahirdir, sakardır vesaire. Ha, bu cehennemin doğuran bizim çekirdektir. Bizdeki de cehennemi bu 7-8 tane saydımış. Tamam? Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha'tın aslına var. Allah'a emanet olun.